miktarı olan var mı aranızda? Ödenmediği koşulda. Pek yapmıyorlar, yapıyorlar mı? Yani benim birkaç kez şey geldi başıma öyle. Kesmiyorlar, yapmıyor, devam ediyor. Dolayısıyla burada bir zor durum hali var. O zor durumu da işte şeyler herhalde muhtemel mükellefin işte ödeyemiyorsa ödeme güçlüğü vardır şeklinde karşılığı var. Zor, evet onu da. Yani dolayısıyla burada dediğiniz gibi kurumlar buna şey yapıyorlar, biraz yumuşak geçiş yapıyorlar. Devam ediyor aslında. Haklar kaybolmuyor. Yine yıllık gelir ve kurumlar vergisinin gelir vergisi, kurum stopaj vergisi, katma değer ve özel tüketim vergisi %10'luk aşmamak üzere 5 liraya kadar olan kısım içinde kanun hükümlerinde ihlal sayılmayacak. 5 lira da çok ufak bir rakam. İnceleme ya da tahliyat safhasında olan bir işleminiz var. Burada tahliyat öncesi uzlaşma olanları da buna kapsam içine alıyor. Şimdi kanun ile yürürlüğe girdiği tarihte itibaren tamamlanmamış, başlamış ama henüz bu tarih itibariyle başlamamış. Az önce arkadaşlarımızdan da bu tarz sorular geldi. Vergi incelemeleri takdir, tarih ve tavuk işlemlerinde kanun matrahı da vergi artırma eşitliğine saklı kalma kaydı devam ediliyor. Ama burada tabii bir koşul var. 30 Eylül 2016 tarih itibariyle tamamlanması gerekiyor. Şayet tamamlanmıyorsa olay zaten kapanıp gidiyor. İhbarnamenin tebliğ tarihine itibariyle 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunarak İlk taksitli ihbarname tebliğ izlenen aydan itibaren ikişer ay dönemlerde alt taksitte ne yapabiliyorsunuz? Yeniden yapılandırabiliyorsunuz. İnceleme de konu ya da takdir sonucuna göre tarh edilen vergi aslında %50'si. Yine kanun yayınlandığı tarih itibariyle kadar olan kısımla ilgili de büfe dikkate alınarak ne yapıyoruz? Yeni bir yapılandırma çıkıyor ve geri kalan kısımdan da aslında feragat etmiş oluyoruz. Vergi aslında bağlı olmayan cezalarda iştirak da dahil olmak üzere cezanın %25. Yani öndeki üstteki örnekte şey vardı, vergi aslı. Burada vergi aslı olmayan cezalarda %25'i. Kalan %75'ten de feragat etmiş oluyoruz. İncelemeye başlandığı tarih. Burada bunu nasıl anlatabiliriz? İşte vergi usul kanununa gidip baktığımızda 140. maddede işte inceleme başlama tutanağı, bunu zaten bu kanunla ilgisi yok ama bir bilgi olarak verdik. İnceleme tutanağının hazırlanmasıyla birlikte ve bunun mükellefi tutanağı imzalandığı tarih olarak görülüyor. Burada tutanakta mükellef imzasının bulunmaması halinde, burada mutlaka olması gerekiyor. Tutanan vergi dersine intikal ettiği tarih, incelemeye başlama tarihi olarak dikkate alınıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kanun yayınlandı 19 Ağustos 2016'da. 31 Ekim tarihine kadar, yani ilk beyan edilecek tarihe kadar olan pişmanlık ya da kendiliğinden beyanda bulunması halinde, yine burada da bu işlemler tamamlandıktan sonra, Kasım 2016 yılında, ayında tek taksit ya da İlk taksit Kasım 2016'dan başlamak üzere 18 taksitte ödeme şartıyla borç yeniden yapılandırılabiliyor. Yine burada vergi aslı onun üzerinden üfeye dikkate alıyoruz. Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda da %25'ini ödüyoruz. Geri kalan %75'inden feragat ediyoruz. Evet, bundan sonrası artık şeye geliyor arkadaşlar, matrah arttırımı. Şimdi biraz daha bu bizim ilgimizi çekiyor bildiğim kadarıyla. Değil mi? İşte hangi yıllara ilişkin olduğu, neleri kapsadığı, kararı nasıl vereceğiz gibi konularda biraz bu slaytlar bize yardımcı olacak. Şimdi baktığımızda nerelerde matrah vergi arttırımı yapabiliriz? İşte ne var bu işte? Gelir vergisi var kanun olarak bakıldığında. Kurumlar vergisi, gelir stopaj, kurumlar vergisi stopajı ve katma değer vergisi en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi de. Hocam bunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız? En çok sorular buradan geliyor. Yıllara baktığımızda 2011 yılına itibaren, 2011-2015 yıllarını kapsayan, 2016 yılında özellikle yıllara sahip inşaatlarda, şimdiden söylememde bir şey yok. İnşaat başlamış ama sonuçlandığı tarih olarak bakıyoruz. 2016'da tamamlandı. Girer mi kaldı kapsamına? Örnek olarak söylüyorum. Girmez. Çünkü neden? Daha henüz oluşmamış, maslak çıkmamış. Dolayısıyla bunlara dikkat edeceğiz. 2011
yine başta söylediğim gibi dikkate alacak mıyız? Biraz daha yumuşak geçiş yapabiliriz ama çok özel bir durum olabilir. Onu da dikkate almak lazım ama 2011 ile ilgili zaten neredeyiz? Biz Eylül ayındayız. İşte Ekim, Kasım, Aralık değil mi? Uzarsa belki ama bilmiyorum 2011 yılı ne kadar rağbetleri o çok kestiremiyorum. Onu onlar hissederse niye yapmaz? Zaten söylüyorlar da, kendileri de söylüyor onu. Şeye dikkat edin arkadaşlar, şimdi vergi incelemesi devam eden dosyalarınız olabilir. Evet, çok arıyorlar, çok arıyorlar. Çünkü onlar da rahatlıyorlar. Ciddi bir dosya var ellerinde muhtemel. O sizin özelinizde ama sizin gibi pek çok firma var. Dolayısıyla oraya da biraz rahatlatmak adına bir sürü tabii personalı da ama bir o kadar da biliyorsunuz bu olay durumundan dolayı da ne yaptılar? Alınanlar da oldu görevden. Dolayısıyla o kadrolarda da ciddi bir azalma oldu. Bunu da biraz rahatlatmak istiyorlar bu olayı da. Evet, şimdi matrah ve vergi artırma dediğimiz konuda mükellefler nezdinde vergilendirme dönemleri ve vergi türleri açısından vergi incelemesi tahliyat yapılamayacak. Yani siz bir matrah artırımı yaptığınızda bu dönemlerle ilgili bir de özellikle durum dışında inceleme olayı kapanıyor. Tabii burada az önce arkadaşlarımız da sordular. Yani aylık dönemlerde matrah artırımı yapabilir miyim? Diyelim ki şey kurumlar ve gelirle ilgili yapamam değil mi? Ancak ne olarak dikkate alacağım arkadaşlar? Yıl bazında alacağım. Peki yıl bazında alırken 2011 yapıp 2014'ü yapabilir miyim? Ya da işte aradan seçip yapabilir miyim? Yıl bazında yapabilirim. Yani tamamını yapmak gibi. Az önce böyle bir soru geldi. Baştan ben söyleyeyim mi? Sorularınız azalsın. Dolayısıyla ne yapacağız? Yıl bazında değerlendireceğiz. Her olayı kendi özelinde düşüreceğiz hesaplamaları da yaparken. Gelir ve kurumlar vergisi için matrah altında bulunan bir kere stopaj iadesi ilgili taleplerine katma değer vergisi için işte sonraki dönemlere devreden bakın bunlar önemli konular. Hani kapatıyor incelemeyi ama bazı noktalarda da diyor ki ya bunlara dikkat et diyor. Demek ki sonraki döneme devreden KDV önünden ya da artırım talebinde bulunan dönemler için ihraç kayıtlı işlemlerde yine arkadaşımız az önce sordu. Veya iade hakkı doğan işlemlerden doğan terkin iade işlemlerinde inceleme kapanmıyor arkadaşlar. O kapı her zaman açık. Yani siz ne kadar matrah artırımı da yapsanız, eğer vergi dersini alacaklı durumdaysanız, nakde iade olabilir, mahsuben iade olabilir ya da işte ihraç kayıtlı bir işlemden dolayı olabilir. Sonraki döneme devreden KDV'nin hesaplanması, işte oradaki rakamın durumu ile ilgili inceleme yapabiliyorlar. Özellikle durumlar içine baktığımızda vergi matrahlarının takdirinde takdir komisyonlara sevk edilmiş olan mükelleflerini haklarında vergi incelemesine başlamış olan mükellefler de matrah artırımında faydalanabilecekler. Bunu zaten öğrendik. Vergiye tabi faaliyet bakımı çok önemli. Kırmızıyla boyayacağız buraya. Neden? Dikkat. Yani sizin faaliyetiniz var ama hiçbir şekilde mükellefiyetiniz yok. Verebilecek miyiz arkadaşlar? İlk duyduğumuzda çok şey geliyor değil mi? İtici geliyor. Ama işte kayıt dışı ekonomi diyoruz. O diyoruz, bu diyoruz. Bu da bir fırsat olabilir. Yani demek ki bu noktada da ne yapabiliyoruz? Matrah artırımı yapabiliyoruz. Bununla ilgili bir takım koşullar var efendim. Yani hem gelir hem kurumlar ne yapabiliyorsanız şahıs olarak yapabiliyorsunuz. Hiç beyanname vermeseniz bile bazen bu durumlar işte baştan arkadaşımızın da söylediği örnekte olduğu gibi sanki böyle hani zamanda vermiş olan, ödenmiş olan da bir haksızlık gibi görülüyor. Dolayısıyla böyle bir hakkımız da var. Adi ortaklıklar, kolektif şirketler, yine arkadaşlarımız önce sordular. Komandi şirketlerle komandi ortaklar, adi komandi şirketlerle komandi ortaklar, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar. Ne yapabilecekler? Bunlardan yıllar itibariyle matrah artırımında faydalanabilecekler. Yok, neyse asgari o. %50 matrah neyse o. Ya payına düşen üzerinden yapacaksınız onu. Payına düşen kısım üzerinden. Asgari'den yapacağım. Yok. Ya neyse o yani o üzerine yapacaksınız. Zarar beyan eden mükelleflerde matrah artırımı yapabilecekler.
Bu da önemli bir konu. Bu da örneklerini de görebileceğiz zaten. Defter kayıt belgeleri yok edenler. Değil mi? Bunlar sıkıntılı olabilir mi sizce? Bence sıkıntılı. Burada da yazmış zaten. Defter sayfalarını yok ederek yerine başka defter sayfası koyanlar ya da hiç yaprak koymayanlar. Belgelerin asıl da suretlerini tamamen ya da kısmen sahte olarak düzenleyenler. Bakın düzenleyenler diyor. Yararlanamıyor ama kullandıysam ben bunu yararlanabiliyor muyum? Yani bunlar ufak şeyler. Yani kritik noktalar. Faydalanandan şey yapmıyor, affediyor ama pardon. Faydalanandan affediyor ama şeyi yapmıyor. Yani eğer siz bunu fiilen yapıyorsanız o zaman affetmiyor. Şimdi bu ilgili yıllarla ilgili oranlara baktığımızda ben geriden dolayı şöyle ezberimde kaldı. 2015'te bu tarih olarak baktım. Şey, 15'ten başlayıp 5'er puan artırarakmış. 5, şey 15, 20, 25, 30, 35 gibi. Bu şekilde okula daha kolay kalıyor. Yani biz 2011 yılı ile ilgili bir matrix artırımı yapacaksak hangi oran dikkat alacağız arkadaşlar? Gelir vergisi ile ilgili %35, işte 2012 %30 gibi. Her yılı için ayrı bir oran. Dediğim gibi içinden bir yıl seçip onu da yapabiliyoruz. Şimdi zarar beyan durumunda gelir vergisi ile ilgili konuşuyoruz. Zarar beyan durumunda asgari matrix tutarlarına baktığımızda bilanço esasında hesabı işletme ya da serbest meslek erbabı ise bize aynı kefeye koymuşlar. 2011'de 14.000 ile başlıyor. 2013 18.970'e kadar geliyor. Bunun %10'luk, şey, onda birlik kısmını basit usulü almış. Direkt onu söyleyeyim. İşte 14.000-1400. İşletme hesabı ise biraz altında. İşletme ile ücret ya da menkul sermaye ile adı kazancı olanlar için aynı. Yani 9.500-9.500 ile başlıyor. 12.000 lira kadar gidiyor. Basit usul dese dediğim gibi onda bir alıyor bilanço esasını. Gayrimenkul sermaye dese bunun iki katını alıyor. Bu şekilde ya da şeyin beşte birini alıyor bilanço usulünü. Bu şekilde bir tablo çıkartmışlar. Yani zarar durumunda da matrix artırımı yapabilecek miyiz? Yapabileceğiz. Ticari ya da zirai kazancı bilanço esasında tutuyorsa ya da işletme hesabına göre tutuyorsa burada bir tespit varsa gelir vergisi mükellefine serbest meslek erbabını beyannamelerinde diyor diğer gelir unsurlarının bulunması halinde söz konusu mükelleflerin durumlarına göre kendi için belirlenmiş asgari matrahlar dikkat alınacak. Matra artırımı bulunmaları yeterli olacak. Diğer gelir unsurları için ilave yapılamayacak, yapılmayacaktır diyor. Yine ticari kazancının basit usulde tespit edilmesiyle birlikte diyor. Bu kazancın yanında beyannameleri vergiye tabi başka gelir unsurları beyan eden mükellefte varsa İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirli asgari matrahları esas alacaklardır diyor. Bu da ikinci bir koşul. Yine verdikleri yıllık gelir vergi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru var mükellefin. Bu sorular gelebilir size. Matrah artırımları yıllık beyannamede başka yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar. Gelir unsurlarının bir kısmı itibariyle artırımda bulunamayacaklardır diyor. Yani toplama bakacağız. Bu da önemli. İstisna ve indiriminiz varsa, başka özellikli bir durum. Bununla ilgili geçmiş yıllarda bir zarar çıktıysa, burada matrahta indirim konusu yapabilecek tutarlarıyla geçmiş zararlarıyla bu fıkra hükmünde göre arttırılan matrahlardan indirilemeyecek. Bunu da zaten biliyoruz. Şimdi bir tane örneğimiz var. İşletme hesabı esasında, siz göremiyor arkadaşlar, bu şekilde yapalım. Boyunuz da olsun. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bayağının 2011-2015 dönemlerine ilişkin beyan durumu aşağıdaki gibidir. 2011'de kar var, 2012'de kar var, 2013'te zarar var. Kırmızıyla boyamışız yine. 2014 ve 2015 kar. Şimdi bunlar var ama biz ne yapacağız bir de? Az önce bahsettiğimiz bir asgarilerimiz var değil mi arkadaşlar? Sadece şeyi de dikkate almıyoruz, oranları da dikkate almıyoruz. Mutlaka bu hesabı yapmak lazım. İşte 2011'de 100 bin lira. Asgarisi neydi o yıl için? 9.500 özür dilerim. 9.500. 35.000 nedir? Yanlış söyledim. %35'e tekabül ediyor. Yani 100.000'in %35'i 35.000. Şimdi kıyaslama yapıyoruz orada. 35.000 ile 9.500'ü kıyaslıyoruz. Hangisi alınca? Yeşil. Boyamış arkadaşlar. Trafik işareti gibi. Demek ki oradan alacağımız şey nedir? 35.000. Şimdi 2012'ye geldik 20.000. 20.000'deki askeri rakam neymiş? 8.980. 20.000'in neyini alacağız ama önce?
O yıla tekabülden oranı. %30'unu alacağız. Neymiş o rakam? 6000. Şimdi 6000 ile 9000'i kıyasladığın zaman hangisi yüksek? Asgari. Dolayısıyla oradan hangisini alacağız? Asgari rakamı alacağız. 2013'te zarar var. Direkt düşünmek, hesaplamak yok. Asgari rakam. 2014, 60.000, %20'sini aldık. 12.000, çok sınırda. Yine yüksek olan şey, yani matrol üzerinden geliyor. 90.000 karı, 13.500 çıkıyor. 12.000'i yaptık. Demek ki burada yıllar itibariyle baktığımızda şu örnekte bile ne yapacağımızı çok net anlayabiliyoruz. Ne diyoruz yine? Her bir yıl için ayrı ayrı değerlendireceğiz. Yani hepsini birden almamız gibi bir şey söz konusu değil. İçinden tek bir yılda çekerek matrol artırımında bulunabiliriz. Yine ödemelerde kanun belirttiği şekilde ödenecek. Şimdi geldik gelir vergisinden sonra nereye arkadaşlar? Kurumlar vergisine. Kurumlar vergisine tabi şirketlerimiz var değil mi elimizde? Hepsi. Bağımlıydınız galiba değil mi? Bağımlı çalışan için hepsi. Şimdi kurumlar vergisinde de durum çok değişmiyor. Yani burada da yine bakın 2015'ten yani geri doğru gittiğimizde 15, 20, 23, 30, 35 diye gidiyor. Burada biraz asgari rakamlar yükseliyor. İşte 28 bin, 29 bin, 37'ye kadar gitmiş. Tek tek söylemiyorum. Zaten bunları beyannameye otomatik girdiğimiz zaman sistem geçmiş yıllarda yaptınız belki bilmiyorum otomatik getiriyor. Yani yaptık, yapıyor, getiriyor değil mi rakamları önünüze? Bak 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 getiriyor. Evet, uyarıyor. Yani işimiz bu anlamda kolay. Yani BDB'den güncellemeyi indirdiğimiz zaman rakamları koyduğumuzda zaten orada yanlış yapmamıza da izin vermiyor. Ama tabii burada şey yapmamız lazım. Yani işin püf noktalarını bilmemiz lazım. Yani rakamsal kısımlar açıkçası ben ezbereme bile koymuyorum. Yani bu kadar çok şey var ki kafamızda. Yani bunu ezberlemeye kalksanız iki gün sonra çöp olacak bilgiler. Dolayısıyla daha çok şey kısmına bakmak gerekiyor. İşleyişine. Yani bize bu yasa ne veriyor? Bir de tabii 3 yıl sonra yine gelecek ya. Sonuçta muhtemel yine birkaç koşulda değişiklik olur ya da olmaz. Bugün bu çalışma hep çalıştığını düşündüm. Boşa mı gidiyor? Yok 3 yıl sonra yine olacak. İyi işte onun üzerine biraz okursanız hatırlayacaksınız. Bu anlamda iyi. Ama yeni işe başlayan arkadaşlar için tabii kocaman bir şey. Külliyat. Neresinden tutayım, nasıl yapayım, nasıl okuyayım değil mi? Genç arkadaşlar. Şu an stajyer var mı aranızda? 3. Bir tanesi de bizim stajyerimiz. 3. Başka var mı? Yok. Sormayın. Nasıl? Onun üzerinden hesaplı tüfeler var ya, ona göre. Şey, pardon, hayır, burada yok, burada yok. Hayır, hayır, ben şey... Yok, yok, hayır. O yaptığımız şeydi. Önceki konuydu. Kas sayılan, yani orada tamamen geri alacaklar üzerinden. Üfeye göre hesaplı da yeni borç çıkıyor. Onun üzerinden %50 size yapıyor. Korsan soruyor yetik. Siz şey dostusunuz, eğitmen dostu arkadaşlarım. Evet, bazen bu oran %20'lik kurumlar vergisi oranı değişebiliyor arkadaşlar. %15 de olabiliyor. Bu yasa buna izin veriyor. Hangi koşullarda olacak? Şimdi ona bakalım. Diyor ki siz yıl içinde gelir ya da kurumlar vergisi beyannamelerini zamanda verdiniz. Damga vergisi dahil olmak üzere zamanda ödediniz. Ve o döneme ilişkinde ne yapacaksınız? Matrol artırımı yapacaksınız. Hadi gelin diyor size bir ikinci bir iddia yapalım. İşte burada zamanında vereni biraz kolluyor. Bu oranı ne olarak getiriyor karşınıza? %15 olarak. Bu da güzel bir şey aslında değil mi? Ama dediğim gibi damga vergisi de dahil bu borçlar ödenmiş olması lazım. Hangi yıllara bakıyorlar? Efendim? Hangi yıllara bakıyorlar? Düzgün ödenmesi gerekiyor. İşte hangi yıla yapıyorsanız o yıl. İşte 2015'e yapıyorsanız, 2015 yılındaki beyanlarınızı zamanında verip ödemesini de zamanında yaptıysanız %20 yerine %15 oranında şey alın. Hayır hayır. İlgili yıla ilişkin. Bakın istedikleri yıllara ilişkin cümleye bakarsanız matrol artırımında bulunmak istedikleri yıllara ilişkin yıllık gelir ya da kurumlar vergisi beyannamelerini. Yani onu dikkate alıyorsunuz. Onu dikkate alıyorsunuz. Düzeltme beyanı.
İlk dönem beyan doğru zamanda vermeyeceğiz. Tamam. Hayır, o 2013'teki ilk verdiğiniz beyan esas. Ha, bu şey için mi söylüyorsunuz? Olmuş. Burada verilmeme olayında mı diyorsunuz? O tamam, zamanında verilmiş. Düzeltme olayı. Tamam, ben hesaplamada zaten. Hesaplamada değil de beyanlarının verilme süresi olarak bakıldığında ilk verilen tabii. Olabilir, olabilir. Onu yapabilirsiniz orası. Damga vergisi dahil diyor. Ertesi değil, ertesi yıla sarkıyorsa zaten orada şey yok yani, o yılı değerlendiriyor. Şimdi buradaki beyannamelerde siz pişmanlıkla verdiyseniz yine süresinde, kendiliğinden düzeltme beyanı verdiyseniz burada da %15 hakkınız baki. Yani orada sizi şey yapmıyor. Orada da yapabiliyorsunuz olayı. Yani %15 olarak hesaplanabiliyor. Gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerinin süresinde vermiş oldukları yıllık beyannamelerde zarar beyan ettiyse. Şimdi bu durumda var mı? Evet. Ya da ilgili kurumların kanunlarda yer alan istisna uygulaması, indirim ya da mahsup haliyle ödenecek vergi çıkmaması da bu durumda da yine %15'i uygulamanızda hiçbir sakınca yok. Şimdi örneğimiz var. C Limited şirketi 2011-2015 dönemlerine ilişkin beyan durumu aşağıdaki gibi. Mükellef ilgili yıllara ait kurumlar vergisi beyannamelerini süresinde vermiş ve hesaplanan vergi süresinde ödemiş. Az önceki koşullara uygun bir şey, şirket. 2011'de 1 milyon, 2012'de 500 bin zarar yapmış, 2013'te 600 bin zarar yapmış, 2014'te kar var, 2015'te kar var. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Matrı artırımında, şimdi diyelim ki burada bütün yıllar örnek olduğu için hepsini birden uygulamış. Asgarileri koymuş önce bir, ondan sonra da işte 1 milyonun %35'ini aldığımızda ne çıkıyor? 350 bin, sonra onu kıyaslama yapıyor. Üzerinde çok zaten 350 bin dikkate alıyor. 2012'de zarar, orada asgariye dikkate alıyor. 2013'te öyle. 2014'te de yine aynı hesaplamayı yaptı. 2015'te ve burada baktığımızda arttırılmış gereken şeyler, yani matri olarak dikkate aldığımız rakamlar 350 bin, 29 bin, 31 bin, 240 bin, 37 bin ve bunlar üzerinden de oran bazında hesaplamalar yapıyor. Burada anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Şimdi izleyen, efendim, oran aynı. Oran değişmiyor ama şey, hayır, bütün bir yıl örnekte %15. Çünkü neden? Zamanında vermiş ve şeyi de ödemiş. Damga vergisi dahil tüm işte çıkan borcu zamanında ödediği için %15. Ama ödememiş olsaydı %20 olacaktı. Peki bu geçmiş yıllarda bir takım zararlarımız olabilir değil mi? Mart artırımında bulunmuş olduğu yıllarda zarar olabilir. Peki burada ne yapacağız? Bunları ertesi yıllarda yeni çıkan şey üzerinden mahsup edebilecek miyiz? Burada diyor ki ben sana yarısına izin veririm. Bir yarısını diyor, izin vermem diyor. Mart artırımında bulunan yıllara ilişkin olarak zararların %50'si 2016'da izlenen yıl karlarından mahsup edilemiyor. Bu hüküme göre de diyor, matri artırımda bulundukları yıllara ait olup indirim konusu yapılamamış geçmiş zararların yarısı 2016'da müteakip yıl kârlarından mahsup edilemeyecektir diyor. Diğer yarısı devam edecek efendim. Hesaplamada diyorsunuz tabii. Kıyaslama yaptığınızda o da bir maliyet, doğru. Şimdi örneğimiz var. A anonim şirketi 2011-2015 yılları faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir diyor. 2013 yılında beyan ettiği kar tutarından 2011 ve 2012 yıllarında devreden geçmiş zararını mahsup etmiş. 11-12 zarar, 13 kar, 14-15 yine zarar. Bu mükellef bu yıllarla ilgili matri artırımdan yararlandığı durumda 2016'da müteakip yıllarda mahsup edebileceği geçmiş zarar tutarı 2012 yılından devreden 1000 liranın
yarısı kadar 500 lirasını, 2014 yılından devreden 15 bin liranın yarısı 7500 lirayı, 2015 yılından devreden 40 bin liranın yarısını ne yapıyor? Toplamda 28 bini ancak yapabiliyor. Evet, söz arasında yine bu yıllara sahip inşaatçilerinden bahsetmiştik. Burada da şunu söylüyor, bu yıllara ilişkin olarak matriarkında yararlanabilecek bu işi yapan işletmeler. Yalnız buna diyor ki her bir inşaat itibariyle işin bittiği yıl esas alınacaktır diyor. Az önceki verdiğimiz örnekte gibi burada da yine aynı şeyi söylüyor. Önceki yıllarda başlamış, 2016 yılında bitmiş ya da halen devam etmekte olan bir iş için. Mart'ta ne zaman verecek beyanını? 2016'da bitmiş. Ne zaman verecek? 2017 Mart'ında. Dolayısıyla ne oluyor? Kurumlar Vergisi Müdürlüğü Ofisi Nisan 2017'de müteakip yıllarda beyanda bulunması gerektiğinden bu iş için kanun, matrah ve vergi artı hükümler yararlanma imkanı bulunmamaktadır diyor. Evet. Bununla ilgili kafanız karışık mı arkadaşlar? KDV ile ilgili. En zor bu. En zor bu mu? Siz çalıştınız. Bravo. Her bir KDV anlamında tek tek bir çok zaman alıyor. Öyle mi? Ha, oradan sıkıntı var. Var mı başka deneyen arkadaşımız? Beyannameye gidiyor. Sorgulat böyle. Ben daha denemedim. Için Excel çok büyük kolaylık. Yani belki biraz burada konuyu açtığınız iyi oldu. Yani aslında mesleki şeyimizin yanında bu tarz şeyleri mutlaka çok... Olsun ve yanlarıyla. Hayır. Onu söylemek istediğim şey, yani o tarz kolaylıklara gitmek lazım. Aynı formatı yapıp direkt otomatik BDP'den alın. Yanlarıyla yazın yazıcı. Aynı şey. Evet, neyse. Bir şey söyleyeyim. Bunları yaptık. Yalnız ben şeydeki bir şey daha var. Ne olur bu ülkeyi eleştirelim de Cevahir Özel'deki özel tutuk cezasına matrafını yaptık. Özel tutuk cezasına tutuluyor muyuz? Tutuluyoruz. Değil mi? Ölümün 8 bin liralık gibi çıktılar vesaire. Tutulduk. BHVS'nin o günkü şeyde soracaklar vardı. BHVS cezasını tutulamıyormuş. Evet. İkisi de özel tutuk cezası ama Aslına bağlı olmamak belki de beyanlara vermekten kaynaklı bir statü olarak beyanlara vermekten kaynaklı özel bir suç iddiası varsa veya başka sebeple ondan da yararlanabiliyorsunuz. Niye bir abiyle? Hayır, öyle istiyor. Tek kolay. Anlatalım isterseniz. Mantığını derken yani şimdi sizin kullandığınız faturaların şey önemli burada. Hani nasıl diyeyim? Yani KDV çok özel, kendi içinde zaten çok özel. Hani şimdi alım yaptığınız firmaları düşünün. Orada ciddi bir sıkıntı varsa ancak böyle bir durumda zaten şey yapabilirsiniz. Yani inceleme her zaman. İşte oradan çek ediyor sizi. Yani sizin sorumluluğunuzda olan kısım o. Kestiniz fatura. Oradan. Buyurun. 6.111'de özel esaslardan genel esaslara geçişlerle ilgili tekliği var. Burada da öyle bir şey olacak mı? İşte şu an için yok ama bilmiyorum. Olsaydı çıkardı şu ana kadar. Şu ana kadar yok bildiğim kadarıyla hocam yok. Biz devam edelim. İstersen bittikten sonra sorular da yavaş yavaş geliyor zaten. Onlar üzerinden konuşuyorum. Bir de belki olmazsa kısa bir arada verebiliriz ama olabildiğince sizi ben çok tutmak istemiyorum. Yani biliyorum ki şey buradan ofislerinize gideceksiniz. Evet, varsa şu arada not alın ufak notlarını sağlayalım. Şimdi katma değer vergisinde baktığımızda şimdi örneklerimiz şöyle gidiyor arkadaşlar.
Yasayı okuduğunuz zaman tabii burada da biraz dağılıyorsunuz. Siz oradan oraya atıyor ama işin özü aslında birkaç slide'da özetlenebiliyor. Yani bunları şey yaparsanız, kavrarsanız bence çok da zorlanmayacaksınız. Vergi artırımı da bundan yıla ait diyor. Vergilendirme dönemleri tamamında KDV beyannamenizi verdiniz. Böyle bir mükellefsiniz. İlgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerde hesaplanan KDV. Bir defa bizim hareket noktamız neresi? Arkadaşımız az önce ifade etti. Nereye bakacağız beyannamelerimizde? Hesaplanan KDV. Yani bütün yapacağımız bu hesaplamaların tamamı bu şeyin üzerinden gidecek. Hesaplanan KDV üzerinden geçecek. Ve bunu yıllık toplam. Hani ay ayda alamıyorsunuz. Yıllık bakıyorsunuz. Şimdi örnekte, örnek değil mi? Önce oranları vermiş. Şimdi 2011-2015 yılları olarak baktığımızda yine 2015'ten gidelim, gelelim. 1,5'tan başlayarak 3,5'a kadar oranlarda bize diyor ki bunları uygulayıp matrahtına giderseniz buradan incelemesinden bu anlamda kurtulursunuz diyor. Ve burada özellikle arkadaşımız yani birlikte hazırlayan kişi şunu söylüyor. Hesaplanan KDV indirimlerden önceki vergi tutarı. Yani indirimleri dikkate almayacağız. D. Ticari işletmesi 2013 yılına ait KDV beyannamenin tamamını vermiş. Şimdi kriterler önemli. Yani bunu özellikle okuyorum. Çünkü bu örnekte bunun altı çizilmesi gereken yer burası. Ne yapmış? 2013 yılında bütün 12 ayın KDV'si verilmiş. Ve bu yılda toplam 1 milyon liralık KDV beyan etmiş. Örnekteki verilere göre mükellef hesaplanan KDV üzerinden ne yapacak? Bakalım 2013'e gidelim. Neydi? %2,5'tu. Hesapladık. Ne çıkmış? 25 bin lira gibi bir rakam çıkmış. Bunu ne yapacak? Ödeyecek ve o yıla ilişkin KDV incelemesinden kurtulacak. Vergi artırımı sonucu KDV gelir ve de kurumlar vergisi mahtarlarının tespitinde gider ve maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz diyor. Demek ki ne yapacağız? Bunları hiçbir şekilde maliyetimize ya da giderlerimize koyamayacağız. Bu tutarlar indirim olarak ithal edilemediği gibi bir nolu KDV beyanlarına göre ortaya çıkan ödenmesi gereken KDV tutarlarından da indirilemez ve iadesi de mümkün değil. Tecil olan vergiler, tecil terkin uygulamalarında ise diyor mükelleflerde bu tecil edilen vergiler yıllık toplama dahil edilmeyecektir. Onlara düşeceğiz arkadaşlar. Örneklerde verdim burada da var. Onu göreceğiz. İki nolu KDV beyanlarını yapabilecek miyiz matrah arttırıma? Bakmadan söyleyeyim. Bakın çalıştınız mı? Yok. İki nolu KDV beyanlarını yapabilecek miyiz? Bakmıyorsunuz ekrana. Yok yapmıyoruz. Evet. Bravo. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz nerede? Bir nolu KDV yani. İki nolularda böyle bir şey yok. İkmaller resayi ve idarece kanun yayınlandığı tarihinde yazılıp kesileşen tarihatlarda ilgili dönem beyanları birlikte dikkate alınacak diyor. Seçimli haktan bahsediyor burada. Tamamı için artırımda bulunmaları gerekmiyor. Yani siz seçimlik hakkınızı nerede kullanıyorsunuz arkadaşlar? Ay bazında mı kullanıyorsunuz, yıl bazında mı? Yıl bazında. Bunu iyice bilelim. Yani ay bazında seçimlik hakkımız yok. Seçimlik hakkımız nerede? Yıl bazında. Dolayısıyla yıl bazında değerlendiriyoruz. O yıla ilişkin bir karar verdik. Burada diyor, bu tüm vergi dönemine itibaren arttırımda bulunması gerekmekte oluyor. Ve kısmi bir arttırım yok. Bu da önemli. Şu kadar ki mükelleflerin arttırımda bulunmak istediği yıl için işe başlamaları, işi bırakmaları halinde, bakın bu da önemli, sorular geliyor buradan da. Faaliyette bulunan vergilendirme dönemleri için bu kadar belirtilen esaslar çerçevesi arttırımda bulunurlar. Yani ilgili işte 4. ayda çalış firma demek ki ne yapabilecek? O kalan süreyle ilgili mutlaka matrah arttırımda bulunabilecek. Kısmi tevkifat uygulamasında ise beyan eden kısım hesaplamaya dahil edilecektir diyor. Arttırım talebinde bulunduk. Bunu izleyen yıllarda, dönemlerde vergi inceleme işin olarak arttırım talebinde bulunan dönemler için sonraki dönemlere devreden KDV açısından arttırım talebinde bulunan dönemler için ihraç gayri teslimler, iade hakkı doğuran işlemlerde, terkin iade işlemlerinde vergi inceleme, tahliyat hakkı saklı. Bu çok önemli. Yani bunu yine az önce de konuştuk.
Yani demek ki bazı yerlerde de tamamen kurtulamıyoruz. Neymiş bunun içinde, neler varmış? Sonraki döneme devreden KDV önemli. Yani her zaman bununla ilgili inceleme olabilir. Ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade haklarında bu tarz terkin iade işlemleri doğuyorsa bunlarda mutlaka tekrardan inceleme kapısı açık. Sonraki dönemlere devreden KDV varsa bu açıdan incelemeler yapılacak incelemede arttırım talebinde bulunanlar bulunan dönem için tarihat önerilemez diyor. Bunu da ufak bir dipnot olarak. Şimdi bakalım özellikle durumlara geldik arkadaşlar. İlk örneğimiz neydi? Ezbere yapmayalım isterdik. İlk örneğimizde ne vardı? 12 ay boyunca beyanlar vermiş miydik? Verdik. Ama bu örnekte ne diyor? Bir takvim yılı içinde en az 3 döneme ait. En az 3 dönem. Böyle bir kıstas koymuş. 3 döneme ait KDV beyannamesi veren mükelleflerin durumu. Bakalım neler gelecek başımıza. Burada biraz daha farklı bir durum çıkıyor. Bu durumda diyor, verilmiş olan beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV tutarları toplanacak. Ve beyanname verilen dönem sayısına bölünecek. Diyelim ki 4 ayı verdiniz, 8 ayı vermediniz. Ne yapacakmışsınız? 4 ayı toplayacaksınız. Sonra onu ne yapacaksınız? Kaça böleceksiniz? 4'e böleceksiniz. Sonra onu yıla tamamlayacağız. Çarpı 12 diyeceksiniz. Dolayısıyla bizim matramız ne olacakmış arkadaşlar? Bu olacak. Yani o çarptık, böldük, yıla tamamladık. O rakam üzerinden yapacağız. Bir başka koşul, vergi artırım talebinde bulunan yılda hiç KDV beyannamesi vermemiş. Ya da en fazla 2 dönem beyanname. Demek ki burada ölçümüz nedir? 2 ve üzeri. Yani 2 yere kadar farklı bir uygulama, 2'den sonrası farklı bir uygulama. Burada diyor ki, KDV matrah artırım hükümden yararlanabilmeleri için diyor, aynı yıla ilişkin, burada dikkat, gelir ya da kurumlar vergisi yönünden de matrah artırımda bulunmaları gerekecek. Bu önemli bir şey değil mi arkadaşlar? Ezber yapmıyoruz. Rakamlar çok önemli değil ama hangi koşulda karşımıza ne çıkacağını bilmemiz lazım. Demek ki 2 ve üzeri olan da ne yapıyoruz? Yıla tamamlıyoruz. Ama 2'ye kadar olan kısımda, yani 2 ay verdik beyannameyi, 10 ay vermedik. Bu durumda ne yapıyoruz? Direkt yapabiliyor muyuz? 2'ye bölüp 12 ile çarpabiliyor muyuz? Hayır, ne yapacağız? Arttırma gideceğiz. Evet, kurumlar vergisi mükellefiyse kurumlar vergisi matrahını arttıracağız. Gelir vergisi mükellefiyse onu arttıracağız. Ve bunun üzerinden de ne yapacağız arkadaş? O matrah üzerinden genel KDV oranı, yani %18 üzerinden bir vergi çıkacak. Aylık? Yani ay ay veriliyor KDV beyannamesi. KDV beyannamesini, aylık KDV beyannamesini kaç alıyor? Aylık. O dönemde siz 10 ayı vermediniz. Ya da hiç vermediniz. O zaman matrah artırımı yapıyorsunuz kurumlar ya da gelir vergisi yönünde. Orada onun üzerinden %18 ödüyorsunuz. %18'de ay ay istediği şeyde beyanlamayla içinde ay ay istiyorlar. Yani, hayır hayır, ay ay diye bir şey yok orada. Siz orada kurum... Kurum donatlar da beyanlamayı vermişsin ay ay. Şimdi 3... Bunlar ayrı ayrı beyanlar gelecek. Yani her şey hep soruyor. Sistemdeki olayı var. O farklı bir şey gelecek karşınıza ona. Yani seçenekler. Tabii tabii. Şimdi bu koşulları ayrı ayrı değerlendirip hani bu şekilde algılarsa çok daha verimli olacak arkadaşlar. Şimdi bakın bir örneğimiz var. Konuşmayalım ne olur. Biraz önce biraz yanınızda hareket edelim. Şimdi mükellef A 2014 yılında Haziran, Temmuz ve Kasım aylarında KDV beyanı vermiş, diğer aylarda vermemiş. Bakın iki beyanı, 3 tane var burada. 3 tane olunca ne yapacağız? Evet, çok güzel. Yani demek ki biz artık bu işi öğrendik. Ne yapmış? Bölü 3 çarpı 12 ve çıkan rakam üzerinden %2 ile, çünkü neden %2? 2014 yılındaki oran %2 değil mi? KDV için belirlenen %2 ile çarptık. Rakam 21.6. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi burada? Bir başka şirket, Beylimite şirketi 2015 yılında Temmuz aralığında kaç ay var? 2 ay. Ne yapacağız artık? Burada uğraşmayacağız. Ayağı dökmeyeceğiz. Burada işimiz biraz daha şey. Yani gerçek yine zorluk var. Çünkü kurumlar beyanına bu sefer döneceğiz. Bakıyoruz 2015 yılında kurumlar vergisi matrahımız neymiş? 400 bin liraymış örnekte. Onun ilgili yılın oranı nedir? 2015 olduğu %15.
60.000. Bunun üzerinden ne yapıyoruz arkadaşlar? Vergi %18'de KDV. Orada %17 demiş ama vergi yok. Kurumlar vergisi rakamı. KDV'si ne olacak? Matrah üzerinden hesaplanan işte %15 o yıla arttırılan kadar kısım üzerinden ne yapıyoruz? %18 uyguluyoruz ve onu ödüyoruz. Mükellef yukarıda hesaplı 12.000 TL kurumlar vergisiyle 10.800 TL KDV'sini bu kanun kapsamında beyan edip ödediği takdirde bu kanun maddesinden yararlanmış olacak. Yani burada ne var arkadaşlar? İki tane koşul var. Hem KDV'de yapıyor hem de nerede yapıyor? Kurum beyanında yapıyor. İkisine. Bir ya da iki dedik. Stopajına geldiğimizde yine kurum ve gelir vergi stopajlarında ücret ödemeleri 94'de 1, serbest meslek erbabı yapılan ödemelerde 94'de 2, yıllara sahip inşaat işlerinde, kirada, çiftçilerde, işte vergiden muaf esnaflarda bu maddeler kapsamında bakıyor. Şimdi ücret stopajındaki oranlar bunlar. Yine 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Demek ki bununla ilgili aktan faydalanmak istiyorsan dikkat edeceğimiz oranlar bunlar. Ücretli olarak çalışan var. Bununla ilgili vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlarda beyan ettikleri ücret ödemenin şimdi hesaplarına yıllık toplamı üzerinden diyor. Bu aşağıda belirtilen oranlar üzerinden ne yapıyoruz? Yeni bir vergi çıkıyor. İlgili yıllarda muhtasar beyannamesini vermiyor çünkü kelimelerde de. Burada da asgari işçi sayıları. Ve bu işçiler işte asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılmıştır. Yani hiç vermediniz. Burada da aslında avantajlı bir durum. Yani verenle vermeyeni burada biraz iş karışmış yani. Bana göre haksızlık var burada. Serbest meslek stopajlarında ya da kira stopajlarında belki yapacak var mı kendinizle ilgili? Düşünüyor musunuz? Hayır, bence de çok ayıp. Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayri sarf tutarı yıllık toplamında bakacağız arkadaşlar. Ve buradaki belirtilen oranlar üzerinden de vereceğiz. Şimdi 2015, 2, 3, 4, 5, 6 aynı oranlar burada da geçerli. Hiç beyan edilmemesi durumunda asgari rakamlar var. Bilanço esasında olan kısmın %50'sini almış bakın burada. Yani 14.000'de 7.000 olmuş. İşte 7.400 olmuş şekilde gitmiş. 2015, 9.000 küsur. Ve %15'e baktığımızda gelir vergisi oranı bunun üzerinden ne yapıyoruz? Vergimizi veriyor ya da matrak turuna gidiyoruz. Kira stopajına baktığımızda buradaki rakamlar biraz daha düşük bildiğiniz gibi. Yine burada da ne yapıyoruz? %15 üzerinden hesaplıyoruz. Rakamlar önemli mi dedik? Çok da önemli değil ama yine de bir kabaca bilgimiz olsun. Yani hangi civarda yani nerelerde dolaşıyor onu da bilmekte fayda var. Yıllara sahip inşaat işlerine baktığımızda hak ediş ödemelerin üzerinden 2011 ile 2015 yılları için her bir yıla ait %1 oranında hesaplanacak. Vergi dönemi haline bu tevkifatı için inceleme tahliyat yapılmayacaktır diyor. Çiftçilerle ilgili bunları geçiyorum şey değil. Şimdi hiç beyanda bulunulmaması halinde diğer ödemelerin stopaj arttırımı. Şimdi baktığımızda hiç beyan yoksa ne yapıyoruz? Asgarilere gidiyoruz. Yıllara yaygın inşaat işlerinde %3 zaten bilinen bir oran, çiftçilerde %2 ve esnaf muhafında %5 gibi bir oranda ne yapabiliyoruz? Burada hesaplama yapıp matrah artırımına gidebiliyoruz. Evet, şimdi rakamlar çıktı ortaya, sıra neye geldi? İşin tamamen duygusal tarafı. Nedir bu? Para çıkacak artık değil mi? İşverenin en çok ilgilendiren kısım burası. Zaten bunu rakamı çıkardığın zaman diyor ki sen niye bugüne kadar işini doğru yapmadın diyor. Gene suçlu biz oluyoruz. Yani doğru yapmış mı? Yani. Ama suç gene bize geliyor. İşte dediğim gibiyle yani mutlaka bir şeyler yazılı yapmakta fayda var. Taksitleri zamanda ödenmemesi halinde matrah artırımına yararlanma hakkı ortadan kalkacak mı? Bakalım kalkacak mı? Şimdi hesaplanan bir KDV'miz var. Artırılan gelir kurumlar vergisi, KDV vergileri. Bu durumda belirlenen süre ve koşullarda ödemek gerekiyor arkadaşlar. Bunların bu yasa dahilinde ödenmemesi durumunda
bir kat fazla oranda uygulanacak gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Bunu da bilmemizde fayda var. Bu da 2.80. Bu da bizi cezalandırıyor. Evet, işte ortak hükümler olarak baktığımızda daha önce bir inceleme yaptıysa, yani işletme bir incelemeden geçtiyse, vergi incelemesi yapılan yıllar içinde matrah artırımda bulabilecek miyiz? Bunu da bileceğiz. Ödenen vergiler giderde maliyet unsuru olmayacak. İndirim vasıfı ve iade konusu yapılmayacak. Bu arttırılan matrahlarla ilgili geçici vergi hesaplanmayacak. Mükellef arttırımda bulunan dönemler ilgili defter belgeleri mutlaka muhafaza edilecek ve istenmeleri bunları ibraz etmek durumunda. Bu arttırımlar dolayısıyla diyor, mükelleflerce verilen yıllık muhtasar ile faaliye beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacak. Burada bir jest yapmış yine. Matrah vergi artırımda bulunan yıllarda verilmeyen beyannameler için usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecek. Bu da gelen bir soru. Bu kanuna göre diyor, matrah vergi artırımda bulunan mükelleften ilgili vergilerle vermiş oldukları bildirim ya da yaptıkları beyanlarda yer alan bilgiler herhangi bir vergi incelemesi için doğal olarak kullanılmayacak. Yani bu da şunu söylüyor. Ben buradan bir takım bilgilerle başka bir şeylere gidip oraları inceleme yapma hakkına sahibim. Hayır diyor. Bilmiyorum yani bu ne kadar gerçekçi ama böyle bir şeyde yazma ihtiyacı hissetmişler. Matrah ya da vergi artırımda bulunması kanun yayınlandığı tarihten önce başlanmış olan vergi incelemeleri takdir işlemleri engel teşkil etmez. Ancak artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri takdir işlemlerini bu kanun yayınlandığı tarihten en başına itibaren bir ay içerisinde sonuçlan. Bu aya dikkat edeceğiz arkadaşlar. 30 Eylül önemli bir tarih. 30 Eylül'e kadar matrah artırım yapacaksınız bence yapın. Kıyaslamalar yani devam eden bir inceleme varsa mutlaka şey yapacaklar. Bu kıyaslama yapacaklar. Siz 30 Eylül'e kadar yapın ki matrah artırımınızı. Oradan çıkacak yani vergi incelemesi demek diyelim ki sonuçlandı. O çıkan rakamla sizin matrah artırımına konu olan rakam karşılaştırılacak. Zaten sizin rakam üzerinde ise bir şey yok ama aradaki farkla ilgili tekrardan bir fark çıkabilir. Yani çıkar rapor diye 30 Eylül'e kadar tamamlandı. Matrah artırımın üzerinde bir rakam çıktı. Yine o değerlendirilecek. Bu tarih önemli. Mutlaka bu matrah artırımda bulunur. İnceleme takdir işlemleri sonuçlanmasından maksat inceleme raporları takdir konusunun kararının belgesine kayıtlara intikal ettirilmesi. Demek ki bu koşulda kabul ediyor sonuçlanmasında. Yani belgesine kayıtlara intikal ettirildiyse demek ki inceleme sonuçlandı. Yani kayıtlar muhtemel edilmiş, ediliyordu aslında. Yani kayıt... İşte kayıtlara, vergi dersi kayıtları esas burada. Yani oraya intikal ettirildiyse inceleme tamamlanmış oluyor. Ama zaten siz bilmiyorum, sizlere de telefon geliyordur. Mesela benim firmam da öyle bir incelemede. Şey yapmak da istemiyorlar. Dediğim gibi kadrolar sıkıntılı. Arıyorlar, diyorlar ki şey yapın, matrah artırımda bulun. Direkt söylüyorlar yani. Bitirin ve istiyorlardı bunu. Yani çünkü kendi iş yükü azalacak. Çok daha avantajlı durumda oluyor. Şimdi kanun yayınlandığı tarih neydi arkadaşlar? 19 Ağustos. Bu tarihten önce başlamış olan bir vergi incelemesi varsa bunun takdir işlemi 30 Eylül'e kadar sonuçlanması ve tarihe takılı olan matrah farkı tespit edilmesi halinde. Az önceki söylediğim söyleyeceğim şimdi. Mükellef inceleme raporuyla takdir komisyonun kararını vergi dersleri intikal ettiği tarihten önce matrahını bulmuş hissediyor. Mükellefi ilgili yıllarda arttırılan matrah tutarlarının vergi incelemesinde takdir konusunun kararları o yıl için belirlenen matrah farkına fazla ya da tutar kadar olması durumunda ne yapıyor? Mükellef adına herhangi bir şey tahrip edilemiyor. Çünkü nedir? Daha fazlası var. Vergi incelemesi ya da bu sonuca göre tarihata konu olan matrah farkı mükellefin ilgili için arttırdığı matrah farkından fazla olması halinde. Bu önemli. Tarihata yapılacak ve ceza uygulanacak aradaki fark üzerinden ancak diyor mükellef bu fark tutar üzerinden tahrip edilen vergiler ile uygulanan gecikme faizleri cezalar için yine bu yasaya göre vergi azmış değil ise yine üfeye göre olacak kısımla ilgili şeyden borçtan sorumlu.
Dolayısıyla fark üzerinden de ne yapıyoruz? Verginin yarısını çıkan farkı ve gecikme ofiyeli alacaklarla ilgili de onların yerine gelecek olan üfeye göre hesaplamalarla ödeme yapacağız. Siz de oradan tutarır mı? Siz bahsetmiştiniz ya, bu geri verilmiş hesaplardan tutarır mı? Tabii. BABS kurtulabilir. Stok altına gelir mi artık? Şimdi stok dediğimiz şeyin içinde ne var arkadaşlar? İki ayrı özellikli durum var burada. Bir malımız var değil mi? İşletme kayıtlarında olup da fiiliyatta olmuyor da tersi. Fiiliyatta var ama işletme kayıtlarında yok. Ya da stok dediğimiz şey yani emtia gerçi ayrı oluyor. Neyse bunun üzerinden gidelim. Ya da emtia teçhizatımız oluyor. Yani emtia dışında teçhizat ve demirbaşımız olabiliyor. Burada iki nokta var önemli. Onları şimdi bir şey yapacağım. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu. Yine ortaklar cari. Bunlar da ayrı bir konu. Bunlar ilgili maddelerine göre sınıflandırılmış. Şimdi diyor ki 6'ya 1'de anlatıyor bunu kanunda. Gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerine işletmede mevcut olduğu kayıtlarda yer almanın emtia, makina, teçhizat ve demirbaşlar. Bunlarla ilgili yasal kayıtlarımız eğer bunları almak istiyorsak fiili duruma getirilmesiyle ilgili bir imkan sağlıyor. Aslında bence en önemli şeylerden bu. Yani bizim açımızdan önemli. Çünkü nedir? Hep ne yapıyoruz işte? İşletme sahibinin ağzına bakıyoruz. Kâr çıkar, zarar çıkar. Kâr çıkar, zarar çıkar değil mi? Bu tarz şeylerle muhatap oluyorsunuz. Eskiden neydi? Ama olabildiğince şey çıkar. Az vergi çıkar ama şimdi biraz farklı bir şeyler gelebiliyor. Değil mi Sedat muhtemelen? Çünkü neden bankaya gidiyor bir anca? Kredi kullanamıyor. Ne diyor bu sefer? Kârını gösterdi. Bu sefer tersi durumlarla karşılaşıyorsunuz. Son dönemde mesela ben daha çok bunlarla muhatap oluyorum. İyi de stok nasıl maliyeti düşürmeniz lazım? Bu sefer ne oluyor? Kaydı envanterle fiili durum yine şaşıyor. Dolayısıyla bununla düzeltme yapılabilir bir anlamda. Faturasız alış. Şimdi bunun içinde ne var dedik? Yine emtiamız var. Makine teçhizatımız, demirbaşlarımız. Bununla ilgili olarak ilaçlar ayrı bir yer tutmuş. Burada oranlar biraz daha farklı. Bunları belli koşullarda fiili duruma getirme imkanı sağlanmaktadır diyor. Şimdi bunu ne zamana kadar yapacağız? 30 Kasım 2016. Bu tarihi bir defa bilelim. Yani stokla ilgili. Emtia, makine, teçhizat, demirbaş ile ilgili olarak. Bunların neye göre yapacağız peki arkadaşlar? Bir envanter listesi oluşturacağız. Bu da önemli. O envanter listesini mutlaka vergi dairesine bildireceğiz. Yani bir beyanda bulunuyoruz aslında. Orada diyoruz ki benim şuyum, şuyum, şuyum var. Ama bunlar işte fiiliyatta yok ya da var. Yani bu envanter listesine bağlı olarak biz ne yapıyoruz? Kayıtlarımızı düzelteceğiz. Çünkü bu soru da geliyor. Neye göre yapacağız? Kendi fiili durumumuza göre yapacağız. Buradaki belirlenecek değerler nedir? Raiç bedel diyor. Yani raiç bedel yoksa işte bir X malı var. Bu X malıyla ilgili daha önce satış yapmış ya da alım yapmışsınız. Fiyat belli. Onu tespit etmek kolay. Ama böyle bir durum yoksa o zaman ne diyor? İlgili meslek kuruluşuna git diyor. Oradan diyor. Al diyor. Raiç bedelini diyor. Örnek var burada. Şimdi bu imkandan faydalanmak isteyen işletmesi sahibi diyor ki ben diyor kayıtlarımı alacağım ama diyor sonra da diyor bunu satabilirim diyor. O zaman ne yapacağız? Satma durumunda da şunu söylüyor. Mutlaka işte 1000 liraya kayıtlarınızı aldınız diyelim. Bunu 900 liraya satabilir misiniz arkadaşlar? Satabilirsiniz. Ama kayıtlarda bunu yapamıyorsunuz. Mutlaka onu 1000 lira üzerinden. Yani orada herhangi bir azalmayı öngörmüyor. İşte 10.000 lirayla kayıtlar alınan bir demirbaş daha sonra 7.000 liraya satılmış. Satılabilir. Ama mutlaka diyor kazancın tespitinde bunu 7.000 yerine diyor 10.000 lira olarak alacaksın diyor. Yani burada bir zarar kabul etmiyor. Bu önemli. Genel orana tabi bir teçhizat, demirbaş ya da emtia ise bu da önemli. Genel oranımız nedir? %18. Ama diyor ki yasa %18 olarak alma diyor bunu. Ne olarak al diyor? %10 olarak al diyor. Yani
Yani demek ki genel orana tabi olan bu durumda hangi KDV oranını alacağız arkadaşlar? %10'u alacağız. Peki indirimli oransa ne olacak? Yarısını alacağız. %8 ise 4. 1 ise 0,5. Yarısını alacağız. Demek ki indirimli oranda yarım, genel oranda %10 olarak alınacak. Ve bu KDV sorumlu sıfatıyla da bir taraftan ne yapacağız? Bunu ödeyeceğiz ve aynı dönemde de indirim konusu yapacak. İndirimi nerede yapacağız ama? Şimdi ona geleceğiz, örnekte geleceğiz. Beyan edilen emtiası, burada ikiye ayrılıyor. Şimdi ne yaptık? Hesaplamayı yaptık. Genel oransı %18 ise %10 üzerinden hesapladık, kayıtlarımızı aldık. Fakat iş nereye geldi? Beyana geldi. Beyannamede bunu bir nolu KDV ile ne yapıyoruz? Eğer emtia ise indirim yapabiliyor muyuz? Evet, indirim yapabiliyor. Ama bu bir teçhizatsa, demirbaşsa yapabiliyor muyuz? Hayır, yapamıyoruz. Buradaki özellik durumda bu. Bunları bilelim. Yani mal ve hizmet üzerinden hesaplanan KDV varsa indirim ve iadeye konu edilebilecektir diyor. Bu makine teçhizat ya da demirbaşsa diyor, bunu diyor sorumlu sıfatıyla ödediniz ama diyor iadede indirim konusu yapamazsınız diyor. Şimdi örnekleri de var onun. Burada uygulamadan yararlanması mümkün olmuyor. Şimdi burada oluşan değerleme farkının muhasebeleşmesine baktığımızda bilançosuna uygun olarak mükellef defterini tutuyorsam aktifindeki değerler üzerinden, değer üzerinden aktifini aldığı emtia için makine teçhizat demirbaşının ayrı olması pasifte bir karşılık hesabı açıyor. Ve daha sonra bununla ilgili birikmiş amortisman falan indirim konusu yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Şimdi örnekte onu da göreceğiz. Pasif almasındaki sebep de o. Çünkü onu ne yapıyor? Şimdi az sonra kayıtta gördüğünüz gibi birikmiş amortisman olarak dikkate alamıyor. Yine değerinden düşüyor. Belgesiz iktisadi kıymetin iktisabı içinde diyor, çek senedinde başka bir değer verilmişse karşılık olarak bunlarla ilgili de bu hesap gösterilebilecek. Emtia için ayrılmış olan karşılık, bu da önemli. Ortaklara ya da ortaklara dağıtılırsa ya da işletmeden tasfiye edilirse sermaye unsuru sayılıyor. Bu da çok önemli ve vergilendirilmiyor. Çünkü aksi takdirde zaten işin çok da önemi kalmıyor. Demek ki biz bu şekilde bir uygulamada bulunduk. Yani devamında da çünkü o pasifteki hesaplar her zaman başımıza dert oluyor ya. Muhtemel bunları bilanço kayıtlarında da ne yapacağız? Alt hesaplarda sınıflandıralım ki yani yarın öbür gün dönüp baktığımızda diyelim ki bu rakam buradan geliyor. Bazen onu unutuyoruz. Sonra tırmalıyoruz. Bu rakam nereden geldi? Ne oldu? Demek ki sermaye unsurlar içinde bu 7.36 yatıfta bulunarak bir şey kayıt açmamızda, hesap kodu açmamızda fayda var. Buna göre de diyor belirlenmiş olan bu makine, teçhizat, işte ne varsa demirbaş bunlar envantere alınacak ve birikmiş amortisman olarak tamamı kabul. Önce pasifte alıyor, sonra birikmiş amortisman alıyor. Bu kıymetin satılması halinde şey olmadığı için, daha önce gider yazılmadığı için malikane tespitinde daha hasılata dahil edilmeyecektir diyor bir adım sonrasında. Aktifinizi aldınız, birikmiş amortisman olarak da diğeri pasifte tuttunuz. Satarken ne oluyor? Tamamı gelir oluyor aslında. İşte 10 bin lira diyelim sattınız ama onu diyor hasılat olarak da dikkate almayacaksın diyor. Orada öyle bir vergilendirmeye de gitmiyor. İşletme hesabına göre defter tam mükellefler veya diğer emtiayı defterle gider kısmına rahatlıkla alınabilecekler satın alınan mal olarak. Şimdi örneğimiz var burada. Mobilyanın satımıyla uğraşan Gümüş Ünite Şirketi stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan mobilyalara ilişkin envanter listesini hazırlıyor. Ne dedik? Bu da mesnet nedir? Liste yani envanter listemiz. Buna göre hareket edeceğiz. Genel oranda KDV'ye tabi. Rayiç bedel 20 bin liraymış. Kayıtları bu şekilde alıyoruz. Bakalım, başlayalım. En çok sevdiğim şeyler değil mi? Muhasebe kayıtları. Keşke bütün slaytlar böyle olsa. Çok daha rahat anlaşılıyor bana göre, bilmiyorum. Şimdi 153'e ticari malı aldık. KDV'miz nedir bunun? %10 olacağı için, genel alanını dedik ya, %10 olarak yapacağız. 2 bin lira. Pasifte bir
hesabı almış. Bu da 525 dermiş. Ve ne yapıyoruz? 2000 lirayı da burada sorumlu sıfatıyla ödüyoruz. Olabilir tabii, olabilir. Ama biz şeyde yapmamızda fayda var bunu yani. Hesap yanında yapmakta fayda var. Evet. Ve diyor, tekrar bir dipnot. Yani bu sattığımız zaman 20 bin altına düşebilir miyiz bu ticari malı? Düşemeyiz. Ya işte bunlar kritik noktalar. Yani bunların üzerinden biraz şey yapmak lazım, gitmek lazım. Bir başka örnek, Ali Müteş şirketi. Yine kayıtlarında yer almayan demir başının için. Belirlenen raiç bedeli 100 bin liraymış. Bunun envanter alınmasına ilişkin muhasebe kararı şu şekilde olacak yine. İşte 255 demirbaşı aldık. Bakın buradaki özellikle bir önceki örnekte farkı nedir? Hadi farkı bulalım. KDV değil mi arkadaşlar? Yani yine iki noluyla ödüyorsunuz ama karşı bacağın bu sefer şeydeki gibi, stoktaki gibi indirim konusu yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Olağanüstü gider zar olarak. Yani bunu beyannamede ekleyeceğiz vergiye. Daha sonra da bu demirbaşı da dedik ya, pasif hesabı da 255. Tamam. Gider yazılabilir. Sadece buna özellik, bu özellik. Buna versin matarda. Bekle dikkat alırsan. Buna korkar. Tarihan kabul edilmeyen gider değil. Buradaki kodlar var. Kodlar da şöyle arkadaşlar. Şimdi hani işletmelerle ilgili geliyor ya. Şimdi 3344 diye kod vermişler. BA formuysa bu 333 diye gidiyor. Eğer BS formuysa 44 olarak yazılıyor. Bunu da özellikle söylemekte fayda var. Şimdi faturasız satış. Burada da tersi bir durum var. Bakalım. Kayıtlarda var ama işletmede bulunmuyor. Yani fazladan yüklemişiz maliyetleri. Stoğumuz değil mi? Az. Altı ikinci maddesine gidiyoruz. Yine bu mükellefler bazında bakıldığında mevcut olmayan mallar bu yürürlüğe girdiği tarih 7-19 Ağustos. İzleyen 3. ayın sonuna kadar yani 30 Kasım tarihine kadar mutlaka fatura düzenleyecekler ve burada bir takım ibareler yazacaklar. Şimdi onun örneği gelecek. Asgari şeyleri getirmek halinde bütün vergisel yükümlülüklerine bunları kayıt ve beyanlara intikal ettirebilecekler ve böylece de kayıtlarını fiile durumu uygun hale gelecek. Örnek gelecek. Nasıl? Orta sanat biz şöyle emtia olarak denilmişler. Demirbaş, özellikle taşıt varmış tarihinde. Onu da yapabilirsiniz. Bu örnekte emtia. Onun şeyini... Emtia almış, ona da geleceğiz. Şimdi fatura şeyi var. Burada herhalde Türkçesini koymamış arkadaşlar, İngilizce bir şey. Üzerinde bu ibareyi koymak durumundayız. Yasaya atıfta bulunacağız orada. İşte 6.736 sayılı kanunun 6.2. maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir diyeceğiz. Ve bununla ilgili olarak da faturamızı yaptıktan sonra buradaki bedel önemli. O bedelde de yine az önce bahsettiğimiz gibi bu mala ilişkin olarak gayri safi kar oranı. Yani gayri safi işte %10'sa %10'u üzerine koyarak bu satışı yapacağız. Yani burada bir karlılık öngörüsü var. Bu durumda eğer biz belirleyebiliyorsak, biz belirliyoruz, belirleyemiyorsak yine meslek odalarının birleşik oranları üzerinden. Kayıtlarda... Ama... Ama stoplarını düzeltiyor yani. Saçma değil. Böyle mi anlatın? Aldığınız çekler seneden falan mısın? Onları da kapatabiliyorsun. Yani 689 hesaba yazmadan 101, 121 borç yazıyor. Ya, avansız ne yani? Avansız hesaplar olabilir. Yani bunları da alacak. Tabii. Onlar da güzelmiş oluyor. Gerçek aktif destede de biliyorsunuz, gerçek aktif yazıcısınız karşılığında. Yani elinizde açıktan aldığınız bir şey varsa o satır resimlere, onu da kayıtlarınızı alabilirsiniz yani 689 yakında. Bir şey tarafı da bir yerine alabilirsiniz yani. Şimdi burada tabii normal satış yerinden çok farklı arz etmediği söyleniyor. Faturada malın tabi olduğu oran KDV hesaplanıyor ve ilgili dönem beyanlaması dikkat edilecek.
ve satış hasılatı olarak baktığımızda yıllık geriye de kurumlar vergisi beyanında bu vergi madde hesaplamasında bu tutar dikkate alınacak. Yine bu yasaya göre KDV ödemesi ilk taksit beyanına ve verme süresi içinde izleyen takvimlerde ikinci ve dördüncü. Burada üç taksit getiriyor arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yani beyannameyi verdiniz, ilk taksit o zaman ödendi. Diğer iki taksitte bir ay atlayarak ödeme yapabiliyorsunuz. Böyle bir avantajlı durum var burada da. Bu aktif hesaplarda herhangi bir artışa sebep olan kısımla ilgili, yani test edememesi halinde KKG olarak dikkate alınacak ve hesabı borç kaydedilecek. Ortaklardan çekilmiş olan, bu da önemli, herhangi bir varlık varsa bununla ilgili olarak da 231'e ortaklardan alacaklı hesabına borç kaydı yapılacak. Şimdi burada bir örnek gibi vermiş. Kayıtlarda bulunduğu halde stoklarda yer almayan malın, şimdi miktarsal birim değerleri ve toplam değerleri, karlılık oranı olarak bakın %10 almış, KDV oranları %8-18, bunları ne yapıyor? Bunlar üzerinden hesaplamış, toplam satış bedelleri olarak %10'la tuttuğumuzda beyan edecek toplam hesaplanan KDV olarak da belirlenen oran üzerinden hesaplama yapıp 1430 lirayı ödeyecek. Hesabına baktığımız zaman da kalan akıbı ilmen gider olarak borçlandırdık, satışlarımıza koyduk ve satışların altında dediğim gibi ayrı bir hesap kodlaşmakta fayda var. 391'e de ilgili rakamı koyduk ve beyannamemize de dikkate aldık. Eczanelerde biraz daha bir kolaylık getirmiş. Burada karlılık oranı öngörmüyor. Direkt maliyet ödeyim üzerinden. Diyor ki fatura kesebilirsin diyor. Stondan çıkarabilirsin diyor. Sadece ilaçlar da yapıyorum. Evet. İlaç sektörü biraz şey arkadaşlar. Bilmiyorum varsa elinizde. Benim yok ama duyduğum kadarıyla. Yani stoklar her zaman sıkıntı oluyor. Özellikle bu süresi geçen. Orada yani bunu uygulayacak eminim çok fazla şey olacaktı. Talep görecektir. %4 ile burada bir oranda beyannameyi verip kurtulabilecekler stoklarındaki. Buradaki dediğim gibi kodlar da VS'ye baktığınız için veya formunda 444 olarak geçecek. Gelelim ortaklara. Emtia gibi ya da ne bileyim Demirbaş gibi ödeneğimiz var bizim. Çok sevdiğimiz bir hesap var. Ortaklar cari. Torba hesap. Yasa 6102 çıktı. İşte bir takım kısıtlamalarla geldi. Ama sonra nedendi? Bize uymuyor. Birkaç gömlek fazla. Pek çok yerinden delindi yasa. Sonra işte ortaya böyle bir güdük yasa çıktı. Yani son geldiği hale baktığınızda. Mesela ortaklar cari o da çok önemliydi. Kuş bile alamayacaklardı. Ama şu an gördüğümüz kadarıyla yine eski sistem halen devam ediyor. Çünkü anlatamıyorsunuz. İnsanların alışkanlıkları var. Yani çekilen paralar, bilmiyorum içinizde huzur hakkı adı altında yapıyor musunuz bir şeyleri, işvereni? Ya yapmak lazım. Çünkü bu insanlar nereden geçiniyor, ne oluyor? Ya da kâr dağıtımı yapmıyorsunuz. İşte işletme sahibi şirketten ücret almıyor. Peki bu insan nasıl geçiniyor? Kredi kartlarına bakıyorsunuz, almış, yürümüş, gitmiş. Bu gelir nereden? Ortaklar cari şişiyor. Yani ücretlendirme yapsanız bile onun üzerine çıkıyorlar. Bir de onu hiç yapmadığınız durumda olay daha vahim hale geliyor. Dolayısıyla bu bizim en büyük kanayan yaramız. Nasıl düzelir? Çok artık benim umudum kalmadı aslında. Yani 6102 ilk çıktığında da çıkacak biliyorsun son yayınlanmadan işte 3 ayına kadar kimsenin sesi solu çıkmıyordu. Son 2-3 ay içinde böyle medyada ciddi bir olumsuz propagandalar yapıldı. Hızlı geri çekildi çoğu yerde. Bilemiyorum ne olur. İşte uluslararası standartlar, muhasebe standartları dedik. Yer bulmadı. Şimdi kamu gözetim kurumu yeni bir yerel set hazırlıyor. Muhtemelen işte bitmesi bekleniyor. Bu türlü bitmedi. Yani Türkiye uygun bir muhasebe standart seti. O da muhtemelen çok şey görmeyecek. İşte bağımsız denetim derdi. O da çok fazla yer bulmadı. Var mı aranızda bağımsız denetim olan? Bağımsız denetim. Bağımsız denetime tabi olup da yaptırmayanlar duyuyoruz artık. Hani sektör çünkü ne diyorlar? Geçen kamu gözetime gittik Yalçın Bey'imizin bir şirketimiz var. Bağımsız denetim şirketimiz.
gelen insanlara bakıyorsunuz. Yani salonda olmuş ama kamu gözetiminin tavrı ve şeyi o kadar kötü ki. Şey söylediler sürekli, işte bağımsız eğitim çok zor oldu, sorumluluk isteyen bir iş olduğunu. Sonra birkaç soru geldi. Peki dediler, ücret olarak hani bir asgari ücret şeyiniz yok mu? Düşünüyoruz dediler. Yani değil mi? Ne kadar şeydi, oradaki insanlar falan birbirlerine baktılar falan. Yani bir taraftan zorluyorlar. İşletme sahipleri zaten diyor, işte ben mali müşahara para veriyorum diyor. Bir de bağımsız denetçiye mi vereceğim diyor. Zaten yemediler sağ olsunlar, paket sunuyorlar. İşte müşahareyi hani onun yanında onu da veririm gibilerinden beri, hani hediyesi gibi olmuş. Sektör nereye gidiyor? Bir şey yapamıyoruz yani piyasada. Sektörün bir piyasa o anlamda ciddi sıkıntısı var. İnşallah düzelebiliyoruz. bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri. Şimdi buradaki tarih önemli arkadaşlar. 31 Ekim 2015'te bunu gözden kaçırmayalım. Demek ki dikkate alacağımız tarih hangi tarih? Bu düzeltmeleri yapacağımız tarih 31 Ekim 2015. Bunu da bilelim. Buna göre işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarına ya da işte işletme faaliyeti sırasında bir takım ödünç verme alma durumlarında bu sebepten dolayı ortaya çıkan hesaplar için bunlarla ilgili ilk 6119 yoktu. Yani ilgili hani sadece 133-131 değil de bunların dışında da hocamızla onu tartıştık. Yani telefonda şey yaptı. 226'yı mesela örnek vermiş orada ama aslında yasada şeyi söylüyor. Ortakla ilişkili olan borç alacak durumları. Ama şöyle bir yorum da getiriyor. Yani başka hesaplarda da bu tarz düzeltmeler yapılabilir diyor Yavuz Hocam. Başka hocalarımız da söylüyor. Orada biraz da bir tehlikeli bir olmak durumunda. Yani bir inceleme. Hani 6.4'de zaten kasa ve ortaklardan bahsedeceğim. Burada diğer hesap diye bir kavram kullandığı için ben de diyorum ki o zaman aklı içerisinde bir yere görülmüşse o diğeri onun için kullandılar. Çünkü geçmişte bunlar çekildi. Kimse yararlanamadı. Yani bizde genel uygulamanın 121'in içine almak. Hatta ben 153 gördüm. 153 gören var mı bilmiyorum ama yani kasa 153 alan gördüm. Böyle bir şey. Bu diğer hesap kavramı diye bir kavram kullandık. Zaten ortaklar bir ilişki diye düşünüyorum. Yani evet. Şimdi burada özellikle yazdığım için şimdi ortaklardan alacaklı bulunduğu tutarları, ortakları borçlu bulunduğu tutarları net alıyorsunuz tamam. Ama bu ödünç alışveriş işlemlerinde yani 131 ama 126'da 226'yı kullandı, bunu da alabilirsiniz. Ama ortak dışı bir hareketse bunu alamazsınız gibi bir şey düşünüyor. Bunu orada dikkat etmek gerekiyor. Kasadaki para hani ilerideyse ortak... Kasayı ilişkilendiriyorsa doğru. Ortak dışı. İşte diğer zor. O zaman koymayacaklar. 30 Kasım tarihine kadar ne yapacağız arkadaşlar? 31 Ekim 2015 tarihi itibariyle düzeltme istiyorsak ortaklarca burada bunu dikkate alacağız. Şimdi bir tane örneğimiz var burada. F Limited şirketi 31 Ekim 2015 tarihi bilançosunda ortaklarca hesabında 1800 lira. 331 de varmış 2600. Ne yapacağız önce bunu? İlk adı netleştireceğiz değil mi? 1800-2600'ını netleştireceğiz. Söz konusu ortaklardan alacakları 1500 Türk Lirası'yla ortaklara borçlu hesabın 1000 lirasını ödünç para verme alanı işlerinden kaynaklanmaktadır diyor. Kalan tutarlar işletmenin ticari faaliyet kapsamında ortakları ile yapmış olduğu işlerden kaynaklanan borç olacaklardır. Şimdi önce bunları bir elemiş. Kanun maddesinden yararlanmak istiyor işveren ve bu hesaplardaki borç vermede alma işlemlerinden kaynaklanan sonrasındaki net alacak tutarı 1500 ile 1000 lirayı netleştiriyor. Sadece ödünç para yani nakit alışveriş, ticari faaliyet dışına tutarak aradaki 500 lirayı %3 ile hesaplıyor ve 15 bin lirayı süresinde ödüyor. Burada da muhasebe kaydını görüyoruz. 689'a alıyor. Aradaki fark artı ödenecekler diye ve 331 ile 131 bu anlamda netleşiyor. Maliye Bakanlığı şunu söylüyor, işte bu kar dağıtım yapılması halinde bilanço açısından dağıtılan bir ticari kar bu kapsamda beyan edilen işte 689 hesabı varsa birleştirilen tutar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır diyor. Bu haliyle 6111'in durumundan biraz yani hemen benziyor bu haliyle. 11. maddesindeki kasaya da ortaklar alacak hesabı düzeltmesi amacıyla zarar yasaları tutarlı.
geçmiş yıl kârlarından mahsulun kâr dağıtım sayına çalışıp özelliğinde görüşe benzemektedir diyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Geçmişte zaten bunun bayağı bir şey yapıldı. Tartışması yapılmıştı. 689 yerine başka bir hesapta da geçici bir hesapta da takip edebiliyoruz. Evet, kimine göre çok gerekli değil, kimine göre hani kimine göre demin de yanlış bir ifade oldu. Aslında yani ülke geneline baktığınızda çok önemli bir kaynak. Şimdi neye ihtiyacı var bu ülkenin? Sıcak paraya ihtiyacı var. Bu sıcak para geliyor mu? Tam tersi olabildiğince hızıyla gidiyor. Neden? İşte ülke özelinde baktığınız zaman komşularımız sağ olsun savaş içinde değil mi? Dolayısıyla biz de bundan çok ciddi anlamda payımızı alıyoruz. Şimdi bu kadar kaotik bir ortamda kimse parasını gelip burada yatırıma dönüştürmek istemiyor. Genişletmek istemiyor, kullanmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapıyor? İşte bu vergi cennetleri gibi başka ülkelerde değerlendiriyor. Ama dediğim gibi o gün Geri Dersi Başkanı özellikle Cevahir Otağı'da onun vurgusunu yaptı. Bunu biraz uyarıcı şey yapabiliriz yani işveren kullanabilir, eğer bir şey hissediyorsak varsa anlatmakta fayda var. Belki de buradan faydalanmamız gerekiyor. İşte bir takım adalar var. O adalar var ya, yani listesi onun yayınlanmadı bildiğim kadarıyla, hala yayınlanmadı. O listenin yayınlanması isteniyor, bekleniyor. Ama 2017 gibi bir tarih verdi o gün. Biz hep cehennemdeyiz, doğru. Şimdi gelir vergisi kanuna göre diyor, defter tutan mükellefler Türkiye getirdikleri bu, getirdikleri bu varlıkları dönem kazancının tespitine dikkate almak hiçbir şekilde vergilendirmiyor arkadaşlar. Batırayım, parayı alsın, götürsün, getirsin hiçbir şekilde vermiyor. İşletmelerden çekebilecekler de. Yani sadece getir diyor. Yani kayıt altına al. Sonra ben camda bakacağım diyor herhalde. Yurt dışından alınan bir takım işte para, altın, döviz ne varsa bunlarla ilgili finansal araçlar da olabilir. Bunlarla ilgili 31 Ekim 2012, buradaki tarih 31 Ekim'de, buna dikkat etmek lazım. Demek ki burada ne Eylül sonu, ne Ekim sonu, ne Kasım sonu, tarih neymiş arkadaşlar? Yıl sonu. Tabii bu bakacaklar gelişmeye, ne kadar geldi gitti. Muhtemelen bu sürelerde uzayacak diye düşünüyoruz. bu sahip olunan varlıklar kayıtlarda yoksa bu döneme kadar, bu sonra 2016 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde bulunmaksızın karnı defterlerimizi alabileceğiz. Keşke olsa değil mi? Ne güzel, bilançolar bir anda düzelir. Ve bu varlıkları vergiye tabi kazancı da kurumlar vergisi dağıtılabilir kadar kesin dikkat almalı işletmelerinden çekebilecekler. Bu da bir avantaj. Ve buradaki elden çıkarılan doğan zararlar da herhangi bir gider ve indirim konusu yapılamayacak tabii. Şimdi doğalında da bu var. Küçük alacaklara baktığımızda burada bir tarih var. Buna özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Yasanın ilk kendi 2011-2015 tarihleri arasında yapılandırmalardan faydalanacağız. Değmeyecek, yani takip edilemeyecek küçük şeyler vardır ya, bedeller. Burada da 50 liraya, ama bu hangi tarih itibariyle bakacağız? 2011 tarihi itibariyle 50 liraya aşmayan asli alacaklarıyla bu alacağı ait feri olan kısımla ilgili ve asli ödenmiş 100 liraya kadar aşmayan feri alacaklar takipten çıkacak. Tabii tabii. Yani bu rakamların altındaysa yok yani, bu söylüyor zaten mükellefiye devam ediyor. Görmedin mi? Ben biliyorum. Yani yazıyorlar ama uygulamada bir anlaşma girer gibi bir şey yok. Ama devam etmeyenleri istiyorlar. O ayrı da hani bu küçük alacaklar uygulamada hiç yapmadılar ama hep yazıya yazdılar. Gümrükte de 80 lira gibi bir rakam var. İşte 50 lira asli, 80 idari para cezaları, asli ödenmiş 100 liraya kadar olanları da yine ilgili tarih 30 lira 2011'den önceki şeyler sanırlar. Bunları da ne yapıyor? Takipten çıkarıyor. 55 ona göre. Bu kapsamda işyerlerine ilişkin olup vadesi 2014'ün sonu ve daha sonraki tarih ödenmiş olan sigorta primi,
işsizlik sigorta primi, SGK destekleme primi, idari para cezası sasları, indirilen şey alacakları, alacağı vakfı ile alacakları, asla ödenmiş olanlarda da yine 100 lirayı almıyor. Evet, sona geliyoruz. Şimdi ne dedik başta hatırlarsanız, yani eskiden bir takım yapılandırmalarda bulunmuş olabiliriz. Yani bu yasa dışında daha önceki 611 hariç, 6552 örneğini vermiş burada. Buna göre yapılandırılmış bir şey varsa, bu ödemeler devam eden mükellefler de bu yeni yasadan faydalanabilecekler mi? Evet. Ama bir parantez açıyoruz. Burada mutlaka şeye dikkat etmek lazım. Yani son 2-3 taksit varsa o hesaplamayı bir yapın. Çünkü zarar. Hep hesaplama yapın işte. Bir bakın. Yani kalan rakam üzerinden. Kalan rakam üzerinden. Yeni yasa alan başlığında. Evet, eskisinden de. O da özellikle yeni ders başkanı da söyledi onu. 18'in 10 tane söyledi. İşte hesaplama yapın. Avantajlı olacak muhtemelen. Bozuk bir yenisine bakın. Yani bir karşılaştırma yapmak lazım. Vadesine bakın. Sularına bakın. O şekilde hesap yapın. Tabii. Hani 5 tane kaldıysa eskisinden devam edin. Bir de rakamları büyük değil. Yerden bahsediyorsa bu daha avantajlı. Ama tekrar bir hesaplama. Rakam ve vadesine bakın. Doğan borcunun vadesine bakın. Şimdi bir işi yapıyorsanız bir şeye değmesi lazım. Yani değecek bir şeyse yapın. Yani benim yaptıkla benim yaptıkla işte rakam yüksekse de yer. Olur, rakam yüksekse değecektir. Ama evet. Mesela evet. Benim borcum 100 senelik, senin borcun 6 senelik. Ona binmiş faiz, ona binmiş faiz. Sen bozuyorsun. Bozduktan sonra 5 sene, 6 sene önceden, 5 sene önceden başlatıyor. Tekrar hesaplama yapıyorsun. Tepe oranını hesaplıyoruz. Halbuki öbürüne yapmış ve kesmiş olur. Onun için daha avantajlı yani eskiyi çok bozmayın derim az kalırsa da. Az kalırsa bozmayın kesmişim. O da Excel'de muhakkakları yazmış. Şimdi odalarla ilgili olarak da bu dedik yani daha sonra yani öneriyle geldi. Yasa taslak haline müdahale edildi. Biz de yaptık yani TÜRMOK olarak. Top ve diğer odalarla ilgili borçlarda şey yapabiliyoruz. İşte Esnaf Sanatkarlar Derneği falan. Buradaki süre 6 ay. Mali müşahede için 9 ay. Bunları da ne yapabiliyoruz? Bu sürelerde ödeyebiliriz. Eğer borcunuz varsa hazırda odaya gelmişken gerçi bugün cumartesi pazartesi bekleriz diyelim. Peki ben teşekkür ediyorum. Sorularınızı bir bakalım. Güzel bir şekilde inşallah tekrar böyle olmamız lazım.